Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manab ben. Bugün sizinle çok enteresan iddialarla karşınızdayım. Açıkçası iddiaların tam göbeğinde Samsung var. Samsung'un bu uygulamaları yavaşlatmasıyla ilgili mutlaka bilgileri, haberleri okumuşsunuz. Biz de teknoburan.net'ten bu haberleri paylaştık. Bu arada da şöyle söyleyeyim, bu ara böyle hitlerimize çok büyük bir düşme var. Sizden bir ricam olacak. Şu an videoyu durdurup eğer bir teknoburan.net'e girip bir iki tane haber okursanız arkadaşlar, bize gerçekten de çok ciddi anlamda destek vermiş olacaksınız. Çünkü şu anda Google Trendlere girmiyoruz falan, böyle enteresan bir süreçten geçiyoruz. Bu noktada bize destek olursanız, en azından sitemize girip bir iki tane haber bile okusanız bizim için çok önemli bir şey. Bununla beraber dediğim gibi Samsung'un bu uygulamaları yavaşlatma uygulaması aslında baktığınız zaman biraz Apple'ın pil için arkadaşlar telefonları yavaşlatması gibi bir durumu bize hatırlattı. Apple hatırlayacaksınız da atmıştı. Ya sizin iyiliğiniz için telefonunuzu yavaşlatıyoruz demişti. Ya bu şuna benziyordu aslında Apple'ın o zaman yaptığı açıklama. Yani düşünsenize bir araba alıyorsunuz ve araba işte 1.6 motor. Fabrikadan diyorlar ki ya işte benzine zam geldi, biz sizin arabanızı 1.1 motora düşürdük diyorlar. Oysa ki sizin haberiniz bile yok bundan. Açıkçası Apple'ın böyle bir şeyi vardı. Şimdi Samsung'un da uygulamaları yavaşlattığıyla ilgili bir iddia ortaya çıktı. Android Authority diye bir site var arkadaşlar. Ben açıkçası bu sitenin tabii ki iddiaları bunlar. Samsung da tabii bu iddialara cevap verdi. Açıkçası bu iddialara cevap vermesi Samsung'un bunu biraz da kabul ettiği anlamına geliyor. Samsung'un bu durumla ilgili yaptığı açıklamayı biraz sonra size okuyacağım ama şimdi özellikle Samsung'un uygulamalarda, bu Microsoft uygulamalarında, Netflix uygulamalarında, bununla beraber TikTok gibi birçok sosyal medyayı da yavaşlattığı ile ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Güney Koreli kaynakların bazıları ise arkadaşlar, yani Samsung'un CEO'sunun bundan haber, CEO'larının bundan haber olmadığını falan söyledi ama ben açıkçası çok fazla böyle bir şeye inanmıyorum. Çünkü neden? Eğer gerçekten de Samsung uygulamaları yavaşlatıyorsa bu sonuçta yazılım ekibinin işi. Yazılım ekibinin başında da mutlaka bir genel müdür yardımcısı vardır. O gider genel müdürüne gider. Bunu söyler. Böyle bir şey yapabiliriz der. Genel müdürü gider CEO'suna. CEO da bence bunlar tek başlarına verilebilecek kararlar değil. Yani bir CEO bugün yönetim kuruluna sormadan böyle bir karar veremez diye düşünüyorum. O da yönetim kuruluna gidiyor falan. Yani ben açıkçası çok böyle, yani bizim haberimiz yoktu abi böyle bir şeyden falan. Ya yani mümkün değil. Haberiniz yoksa da haberiniz olması lazım yani. Böyle bir durum var. Yapılan testler var arkadaşlar. Koreli bir YouTuber yapmış bununla ilgili bir test. Hatta onu da teknoburan.net'e yayınladık. Mutlaka onu da okuyun, izleyin. BeatLife Extreme diye bir uygulama var. 2618 puan alıyor ve optimize edildiğinde, yani özellikle yavaşlatıldığında %56 daha kötü sonuç alarak 1141 gibi bir skora imza atıyor ki gerçekten de çok büyük bir rakam. Yani telefonun çok ciddi anlamda yavaşladığını görüyorsunuz. Bu tabii ki size ne olarak geliyor? Ya işte ya telefonum yavaşladı. Abi artık değiştirmek lazım bu telefonu falan filan. Bir de bu Android ekosisteminde şeyimiz vardır ya çok fazla. Ya abi bu Android telefonlar yavaşlıyor falan filan diyoruz ya. Gerçekten de belki bundan dolayı olabilir. Açıkçası iddialara Samsung ne cevap verdi? Hadi gelin şimdi ona bakalım. Şimdi Samsung'un yaptığı açıklamayı ben birebir okuyacağım. En azından bir şey atlatmak istemiyorum. Şimdi diyor ki Samsung, merhaba, kullanıcılar için seçeneği sürekli geliştirme ve müşterinin görüşlerini bir araya getirerek en optimize edilmiş performansı sağlamaya çalışıyoruz. Samsung Galaxy S22 serisinin GOS, oyun optimizasyon hizmetini, yani Game Optimization Service'ı uzun süre oynarken aşırı ısınmayı önlemek için CPU ve GPU'nun performansını optimize etmek için önceden yüklenmiştir. Çeşitli müşterilerin son ihtiyaçlarını karşılamak için Game Booster laboratuvarının da en kısa sürede performansa öncelik verme seçeneği sunmak için güncellenmesi planlanmaktadır. Daha sonra müşterilerin görüşlerini dinleyerek memnuniyet ve güvenlik için elimizden geleni yapacağız. Teşekkürler açıklamasına bulundu. Yani ne dedi ben anlamadım. Tabii ki bu zaten biliyorsunuz, yani bu işlemciler fazla ısındığında, bu masaüstü işlemcilerde de bu geçerli. İşte bugün laptoplarda da geçerli. Hemen hemen tüm işlemcilerde bu geçerli. İşlemci ısındığında arkadaşlar zaten kendisi bu thermal throttling dediğimiz, yani frekansını düşürmeyle ilgili bir eğilime gidiyor ve bu noktada aslında kendisini ve silikonunu da korumayla ilgili bir yapısı var. Anladığım kadarıyla Samsung bunu sadece işlemci odaklı değil, işlemcinin frekansının kısılmasıyla ilgili değil, uygulamayla da ilgili, uygulamanın da performansını kısabilmesi adına yapılmış bir şey gibi görünüyorum ben bu optimizasyonu. Bir de yani Samsung şunu söylemiyor, yani bu optimizasyon tamam, bu işte CPU ve GPU'nun performansını optimize etmek de hangi şartlarda bu çalışıyor? Hangi ısı derecesinde mesela bu devreye giriyor? Bunlar dediğim gibi açıklanmış bilgiler değil.
önümüzdeki süreçte Samsung gerçekten de daha güncel ve daha iyi açıkçası açıklamalar yaparsa biz de bunları sizlerle paylaşırız ama ya benim gördüğüm kadarıyla Samsung bunları kabul etmiş gibi görünüyor. Hatta bu Game Booster laboratuvarında en kısa sürede optimize edileceğiyle ilgili falan da açıklaması bana sanki biraz bunu gösteriyor ama zaten yapılan açıklamalara baktığınız zaman Galaxy S22 serisinde böyle bir yavaşlatma söz konusu değil. Adam neden Galaxy S22'yi yavaşlatsın? Hatta onu daha fazla hızlandırabilmek için elinden geleni yapar. Çünkü bu telefonu satmak istiyor. Yani kime satacak bunu? Galaxy S21 sahiplerine ya da belki Galaxy işte S10 sahiplerine, S9 sahiplerine neyse kendi ekosistemindeki insanlara bunu satabilmek için onları yavaşlatıp bunları daha çok hızlandırmak isteyecektir. Tabi bunların hepsi iddia arkadaşlar. Samsung böyle bir açıklama yaptı ama evet bunu Apple gibi kabul etmedi. Optimizasyonlardan bahsetti. Açıkçası bu konuda sizin düşüncenizi çok fazla merak ediyorum. Sizce Samsung'un yaptığı bu açıklama sizi tatmin etti mi ve Samsung'un uygulamaları yavaşlattığını düşünüyor musunuz? Özellikle bunu Samsung kullanıcıları cevap verirse çok sevineceğim. Yani abi ben işte Samsung kullanıyorum, Galaxy A51 kullanıyorum. İşte bundan bir sene evvel uygulamalarım daha hızlıydı ama bugün biraz daha yavaş hissediyorum gibi bir şeyiniz varsa, yorumunuz da varsa mutlaka bizlerle paylaşın. Açıkçası Samsung'da yani şu sıralar bombalar arka arkaya patlanıyor. Bugün de baktığımız zaman 190 GB'lık bir verinin Samsung'dan çalındığı ile ilgili yine bir iddia ortaya atıldı. Bununla ilgili henüz Samsung daha resmi açıklama yapmadı. Ama birçok verinin açıkçası çalındığı ile ilgili iddialar var. Diyorlar ki işte tüm biyometrik kilit açma işleminin algoritmanın uygulamasından, tüm son Samsung cihazı için ön yükleyici kaynak kodundan, Qualcomm'un gizli kaynak kodundan, aktivasyon sunucularının kaynak kodundan, API'ler ve hizmetlerle dahil olmak üzere Samsung hesaplarını yetkilendirmek, doğrultmak için kullanılan teknolojinin tam kaynak kodundan veriler çalındığı ile ilgili ya açıkçası iddialar geliyor. Yani böyle de bir durum varsa bu verilerin daha sonra işte bu Nvidia'da olmuştu yanlış hatırlamıyorsam, hatta daha sonra işte MediaMarkt'ta da bunlar yaşandı. Fidye için mi bu veriler tekrar kullanılacak? Açıkçası bilemiyoruz ama umarım, yani bu tamamen bir iddiadır, asılsız bir iddiadır ama yani böyle haberler de bir kere ortaya çıkınca çok da yani yanlış olmadığını zaman içinde gördük. Samsung bununla ilgili mutlaka bir açıklama yapacaktır. Teknobura.net'te de sizlerle paylaşacağız. Bu 190 GB'lık verinin ne verisi olduğunu, açıkçası hangi lokasyonlara ait olduğunu da bilemiyoruz. Türkiye ile ilgili bir veri hırsızlığı var mı yok mu? Samsung Türkiye'den de dediğim gibi bununla ilgili bir açıklama gelirse mutlaka paylaşırız. Hem Samsung'un dediğim gibi uygulamaları yavaşlatması ile ilgili hem de bu veri hırsızlığı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu veri hırsızlığı zaten yani iş başka bir yere gitti. Yani şirketlerin yani kendilerini çok daha iyi korumaları gerektiğine inanıyorum ki bu kadar büyük firmalar nasıl oluyor da kendilerini koruyamıyorlar? Nerede açık veriyorlar? Açıkçası anlamış değilim. Ya yani ben böyle büyük verilerin hırsızlığının sanki içeriden mutlaka ama mutlaka bir şekilde organize edilerek yani içeriden dışarıya sızdırıldığını düşünen insanlardanım. Yoksa Samsung dediğin şirket dünyanın en büyük şirketlerinden birisi abi. Yani Samsung, yani Samsung'un bilgi teknolojileri bölümü benden daha mı az biliyor? Benden tabii ki çok daha fazla biliyorlar bu işi, bu veri güvenliğini. Ben o yüzden tüm böyle önlemleri aldıklarını düşünüyorum ama içeriden belki de birileri ve bu verilere ulaşabilecek insanlar belki de bunlara dediğim gibi bir açık port bırakarak birilerinin oradan giriş yapıp bu verileri çalabilmesini sağlıyor. Artık dediğim gibi bu da herhalde eğer böyle bir durum varsa tabii ki biraz adli bir durum diye düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Herkese iyi haftalar diliyorum.